Teşekkür ediyoruz programımıza renk kattınız. Evet Emrah'a sorular, evet vakit geçtiği için 3-4 soru alacağım. Sonra soru soranlara Emrah armağanlar verecek biliyorsunuz. Orada Emrah'ın şahsi size armağan etmek için getirdiği bir iki bir şey var. Buyurun. Emrah Bey, kariyerinize müzikle başladınız. Daha sonra sinema geldi. Ve değişen durumlardan dolayı da daha sonra dizi geldi. Ama hangisinde ben buyum dediniz? Ya benim yapmam gereken buymuş. Ben buyum. Ben açıkça, kendimi bunda, ben kendimi mesela müzikte çok daha iyi gösterdim gibi. Müzikle başladım tabii ki. Sonra oyunculuk aşaması başladı. Bana göre ikisi çok paralel yürüdü. İkisinin değeri de çok büyük ve çok önemli. Hani o da olmazsa olmaz, o da olmazsa olmaz. Öyle söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Sanat hayatınız boyunca kazandığınız tecrübeler nelerdir? Kazandığım tecrübeler nelerdir? Hepiniz çok gençsiniz. Belki bunu bir nasihat olarak değerlendirmeyin. Hani gittik bir programda bir soru sordum ve bir cevap verdi diye düşünün. Arkadaşlar gerçekten işinizi severek yaparsanız, ama çok severek yaparsanız ve işinizi ciddiye alırsanız sonucu mutlak başarı yani. Hangi alanda olursa olsun. Lütfen çalışın. İşinizi sevin. Sayın işinizi yani. İşinizi sayarak yapın. Sevmekle saymak yan yana olduğu zaman mükemmel olur. O yüzden ben hep çalıştım. Kendimi bildiğim bileli çalışıyorum. 27 senedir çalışıyorum. En büyük tecrübe çalışarak, hiçbir tarafı dinlemeyerek, kim sizinle ilgili ne söylerse söylesin. Siz işinizi doğru yapıyorsanız yolunuza devam edin. Söyleyeceğim bu. Teşekkür ederim. Evet, son soru buyurun. Az önce Nefes filminden bir kesit izledik, şarkınızın geçtiği bir kesit. Daha sonra da aynı şarkıyı Ferhat Köçer'in sesinden dinledik. Ya bu durum size nasıl bir duygu uyandırdı? Hani küçük de olsa bir kıskançlık var mı, yoksa hani bu şarkının hatırlanması sizi mutlu mu etti? Kıskançlık olmaz, çünkü o şarkı benim en özel şarkılarımdan bir tanesi. Ferhat Köçer Türkiye'deki en iyi yorumculardan biri. İsteyerek ve severek verdim, okumasını istedim. Çünkü sanatta yarış olmaz. Onun farklı bir yorumu var, benim farklı bir yorumum var. İyi ki de okumuş. Götür beni gittiğin yerinin Ferhat Göçer'le buluşması bence müthiş bir buluşma yani. Öyle değerlendiriyorum. Peki son olarak bir şey rica edebilir miyim bütün arkadaşlarım adına? Hani sizi burada hazır yakalamışken, bizim jenerasyonumuza yetişen çok güzel bir slow parçanız var, Unutabilsem. Hani hepimiz için onu bir söyler misiniz? Seve seve. Caner. Unutuldum da
seni benim gibi unutabilsem. Ah ne yapsam ne yapsam kurtulabilsem. Ne yapsam gönlümü avutabilsem. Kendimi unuttum, unutuldum da bir seni benim gibi unutabilsem. Hiç olmazsa yolda bir gün kavuşabilsem. Çok teşekkür ederim. Emrah Ağa, bir kere daha teşekkürler değerli seyircilerimiz. Dünya bir oyun sahnesindeydiniz. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim. Sağlıkla, mutlulukla kalın. Oyun sahnesi. Bizler de birer oyuncuyuz. Bütün erkekler ve bütün kadınlar sırası geldiğinde girerler ve çıkarlar bu oyun sahnesine. Bitirdin lan beni! Ama onlar hayatımızdan hiç çıkmadı. Çıkmalarını istemedik. Asyan. Ağrı yazmalı. Çünkü bazen bir bakışla, bazen bir sözle bizi etkileyen, ağlatan ya da güldüren oyuncuların sihirli dünyalarıyla öğrendik hayatı.